Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin bir özelliği değildir diye soruluyor. Sanatlı söyleyişten uzak durulmuş olduğu bir özelliktir. Sade dil anlayışı geliyor. Edebi eserlerde İstanbul Türkçesi kullanılmaya çalışılmış. Bu bilgi de doğru. Türkçülük akımının etkili olmasıyla gelişmiş bir dönem olduğu söylenebilir. Mehmet Emin Yurdakul'un Türkçülük içerikli şiirlerinin önemli etkisi olduğu söylenebilir. Çocuk Bahçesi dergisi, Türk sazı Cenge giderken şiirleri söylenebilir. Ancak milli edebiyat anlayışının oluşumunda Sebil-i Reşat dergisinin büyük katkısı olduğu söylenemez. Genç Kalemler dergisinin katkısı olduğu söylenebilir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada hakkında bilgi verilen dergi hangisidir diye soruluyor. 1911 yılından itibaren Selanik'te çıkarılan Ömer Seyfettin Ali Canip ve Ziya Gökalp tarafından çıkarılan dergi soruluyor bize. Dergah Yahya Kemal tarafından çıkarılmıştır. Servetifünun 1896'da bir edebiyat dergisi haline gelmiştir. Türk Yurdu dergisi 1911'de İstanbul'da çıkarılmıştır. Mehmet Emin Yusuf Akçuralar çıkarmışlardır. Yeni Mecmua Ziya Gökalp tarafından çıkarılmıştır. Parçada bize sorulan Dergi Genç Kalemler dergisidir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Reşat Nuri için söylenemez diye soruluyor. Anadolu'yu gören bilen biri olarak iyi bir gözlemle etkili şekilde anlatan bir sanatçı olduğu söylenebilir. Bu konuda Reşat Nuri'nin başarılı gözlemleri özellikle dikkat çeker. Anadolu insanının sıkıntılarını, töre yanlışlıklarını, toplumsal sorunları ve batıllaşma yanlışlıklarını işlemiştir. Yaprak Dökümü, Yeşil Gece adlı eserler bunun kanıtıdır. Yalın ve akıcı bir dil kullandığı doğrudur. Yaprak Dökümü, Yeşil Gece gibi romanların tiyatroya uyarlanmış olduğu doğrudur. Ancak Ömer Seyfettin gibi hikayeciliğiyle tanınmış olduğu doğru değildir. Reşat Nuri romancılığıyla tanınmıştır. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle A seçeneğidir. Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Sanatçının herhangi bir eseri verilmediği için özellikleriyle ilgili anahtar sözcüklere dikkat etmeliyiz. Birincisi fecri ati topluluğuna da dahil olmuş olması. İkincisi öykü tiyatro mensur şiir anı deneme gibi farklı türlerde yazmış olması. Tezli romanlar yazmış olması üçüncüsü ve nehir roman anlayışını uygulaması dördüncü özelliği. Beşincisi de sosyal, kültürel ve siyasal değişimleri anlatmış olması. Burada hemen aklımıza Kiralık Konak'la başlayan bir değişim dizisi gelir. Esasında Hep o şarkı, bir sürgün, hüküm gecesi, Kiralık Konak, Yaban, Ankara, Panorama gibi Türk toplumunun son yüzyıllık değişimini ele alan bir roman dizisini hatırlamalıyız. Bu romanlar Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir. Parçada ondan söz edilmektedir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu dizeleri yazan şairdir diye soruluyor. Gördüğümüz gibi milliyetçi bir söylemle karşı karşıyayız. Milliyete vurgu yapılıyor. Aynı şekilde burada epik ve didaktik bir söylem geliştirilmiş. Yine bu şiir hece ölçüsüyle yazılmış ve sade dille yazılmış bir şiir olarak karşımıza geliyor. Buna göre seçeneklerde yer alan sanatçıları değerlendirelim. Ahmet Hamdi Tanpınar öz şiirci olduğu için bu şiiri yazmış olamaz. Ahmet Haşim feciati anlayışıyla şiirler vermiş olduğu için bu şiiri yazmış olamaz. Çünkü ağır dil ve aruz ölçüsü söz konusu. Mehmet Akif Ersoy İslamcı bir çizgi izlediği için bu şiiri yazmış olamaz. Yahya Kemal Beyatlı aruz kullandığı için, neoklasik tarzda şiirler yazdığı için, söz gelimi, gazeller yazdığı için bu şiiri yazmış olamaz. Bu şiir Mehmet Emin Yurdakul tarafından yazılmıştır. Milli Edebiyat'ın öncülerinden Mehmet Emin Yurdakul. Sorumuzun doğru cevabıdır. Doğru cevap B seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez diye soruluyor. Parçada milli edebiyat akımından söz edildikten sonra beş hececilere geçiliyor. Beş hececiler olarak da bilinen boşluk gibi sanatçılar bu dönemde Cumhuriyet'in ilk yıllarında toplum gerçekleri ile milli his ve heyecanları işlemişlerdir deniyor. Yani seçeneklerde beş hececilerden olmayan sanatçıyı bulmalıyız. Halit Fahri, Orhan Seyfi, Enis Behiç ve Yusuf Ziya Ortaç hecenin beş şairindendir. Ancak Yaşar Nabi Nayır yedi meşaleciler arasında yer alır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçada özeti verilen eser aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Kahramanı doktor hikmet olan bir romandan söz edildiğini görüyoruz. İkinci Abdülhamit dönemini anlatan bu roman soruluyor. Roman Yakup Kadri'nin de kendisi olan kahramanı ele alıyor. Dolayısıyla seçeneklerde Yakup Kadri'nin eseri olmayan Ahmet Mithat Efendi'nin eseri olan Jön Türkleri hemen elemeliyiz. Jön Türkler romanının kahramanı Nurullah'tır. Kiralık konak Yakup Kadri tarafından yazılmıştır ancak kahramanı Naim Efendi, Seniha, Hakkı Celis gibi kişilerdir. Sodom ve Gomorre'de Leyla ve Yüzbaşı Necdet'i görürüz. Bu eser de Yakup Kadri'nin bir romanıdır. Yine Yaban romanı Yakup Kadri'nin bir romanıdır. Ahmet Celal, Mehmet Ali gibi kahramanlar vardır. Bu seçenekler doğru cevap olamaz. Kahramanı Doktor Hikmet olan ve 2. Abdülhamit dönemini anlatan roman bir sürgündür. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir diye soruluyor. Hiçbir topluluğa dahil olmaması denmiş. Bu durumda Ziya Gökalp'i milli edebiyatçı olduğu için Ali Canip yöntem milli edebiyatçı olduğu için eleriz. Sanat sanat içindir görüşüne bağlı olması denmiş. Öz şiir anlayışına sahip olması İstanbul sevgisini şiirlerinde işlemesi denmiş. İsmail Safa Servetif'in başlangıcında karşımıza çıkan bir sanatçıdır. Ali Ekrem Bulayır ise Namık Kemal'in oğlu olarak bilinen Servetif'in sanatçısıdır. Özellikle Aruzu kullanıyor olması, İstanbul sevgisini şiirlerinde işlemesi bize sorulan sanatçının Yahya Kemal Beyatlı olduğunu gösterir. Yahya Kemal Beyatlı hiçbir edebi topluluğa bağlı kalmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde roman türünde eserler bir arada verilmemiştir diye soruluyor. BCDE seçeneklerinde yer alan eserlerin hepsi romandır. Bugünün saraylısı, kadınlar tekkesi, seviye talip, kan davası, ateşten gömlek gibi eserler görüyoruz. Halide Edip'e aittir. Kadınlar tekkesi Refik Halit'e aittir. Seviye talip Halide Edip'in eseridir. Bugünün saraylısı yine Refik Halit'indir. Kan davası Reşat Nuri'ndir. Harabelerin çiçeği, kızılcık dalları bunlar Reşat Nuri'nin romanlarıdır. Vurun kahveye Halide Edip'in, dişi örümcek ve Yezid'in kızı. Refik Halit'in eserleridir. Akile Hanım Sokağı Halide Edeb'in eseridir. İstanbul'un iç yüzü Refik Halit'in eseridir. Yer altında dünya var yine Refik Halit'in eseridir. Yol Palas Cinayeti ve Kalp Ağrısı Halide Edeb'in eserleridir. Yeni Turan Halide Edeb'in bir eseridir. Dudaktan kalbe, Kavak Yerleri, Yaprak Dökümü ve Miskinler Tekkesi Reşat Nuri'nin romanlarıdır. Ancak Primo Türk Çocuğu Ömer Seyfettin'in öyküsüdür. Harap Mabetler, Halid Edib'in öyküsüdür. Rahmet Yakup Kadri'nin öyküsüdür. Diyet Ömer Seyfettin'in öyküsüdür. Olağan İşler, Reşat Nuri'nin öyküsüdür. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangi ikisi verilen eserlerin ortak bir özelliğidir diye soruluyor. Dikkat edelim. Birinci özellik şiir türünde olmaları denmiş. Ancak 5. eser bir hatıra olarak belirtiliyor. Şiir olduğu söylenemez. Yine Google Saat Yer Altında Dünya Var gibi eserlerin de şiir olmadığını biliyoruz. Bu eserlerin hepsi düz yazı türündedir. Postmodernist öğeler içermeleri mümkün değil çünkü bunlar milli edebiyat anlayışıyla eserler ortaya koyan Refik Halit'e ait eserlerdir. Bu eserler Cumhuriyet döneminde değil, milli edebiyat döneminde yazılmış eserlerdir. Dolayısıyla bu eserlerin ortak özelliği 2 ve 4 numarada verilmiştir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada üzerinde durulan eserin özellikleridir diye soruluyor bize. Parçanın sonuna doğru baktığımız zaman Zehra'nın bağışlamayı ve acımayı öğrendiğinden söz ediliyor. Dolayısıyla hemen aklımıza ilkokul öğretmeni Zehra'nın acıma duygusunu tanıdığı Acımak romanı gelmeli. Acımak romanı Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmış bir romandır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bazı özellikleri verilen eserlerden hangi ikisi Halide Edebi aittir diye soruluyor. Öncelikli olarak bu beş maddede verilen eserleri tanımaya çalışmalıyız. Birincisi bir anı kitabı çocukluk anılarının bulunduğu anne annesinin evini temizliği beyazlığıyla hatırladığından eserini bu evi vermiştir deniyor. Burası hemen aklımıza mor salkımlı evi getirmeli. Osmanlı'nın son günleri anlatılıyor bu eserde ikinci maddedeki eserde. Eser ismini karargaha yakın bir dağdan alıyor. Aklımıza hemen Zeytin Dağı adlı anı kitabı gelmeli. Yine kahramanı emini olan, zenne kılığında orta oyunda oynayan Tevfik olan, Rabia olan bir romandan söz ediliyor. Aklımıza hemen Sinekli Bakkal romanı gelmeli. Burada Ali Rıza Bey'in karısı üç kızından ve bu ailenin yaşadığı değişimlerden söz ediliyor. Aklımıza Yaprak Dökümü romanı gelmeli. Ve son olarak da kahramanı Ömer adında bir öğretmen olan Kan Davası adlı romanı hatırlamalıyız. Bu eserlerin yazarlarına bakalım. Mor Salkımlı Ev Halide Edip tarafından yazılmıştır. Zeytin Dağı Falih Rıfkı tarafından yazılmıştır. Sinekli Bakkal Halide Edip tarafından yazılmıştır. Yaprak Dökümü ve Kan Davası adlı eserlerde Reşat Nuri Güntekin tarafından yazılmıştır. Soruda bize Halide Edip'in eserleri sorulduğu için 1 ve 3 numaralı eseri seçeriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.